Ne zaman haber verdin? Ben şu telefonun açık olduğu yere kadar çıkabilirim. Aslında Sultan Abdülaziz zamanında kuruluyor. İlk rasathane müdürü Aristide Kumbari Efendi, Kumbari. Rasathanenin ilk kurulduğu yerde bugünkü Pera, Pera Tepesi'nde kuruluyor. Daha sonra 31 Mart Vakkası olarak adlandırılan bir 1909'daki bir çıkan bir ayaklanma ile rasathane binası ve aletleri birlikte tahrip ediliyor ve daha sonra rasathanenin yeni yerinde kurmak üzere rasathanemizin bugünkü yerini bulan, bugünkü yerini seçen Fatin Gökmen Hoca bu işle görevlendiriliyor. Fatin Gökmen Hoca astronom ve matematikçi ve rasathanenin bugünkü yeri olan İcadiye Tepesi'nde eski bir topçu birliği var burada. Burayı seçiyor. Burayı seçmesinin sebebi de aslında yine hem meteoroloji hem astronomi gözlemleri yapılacağı için şehrin ışığından uzak, yüksek bir tepede olması anlamında burayı seçiyor. Ve bir tarih var. 1 Temmuz 1911 tarihi. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kandilli Rasathanesi aslında bir meteoroloji rasathanesi. Bugünkü yerleşkesinde, bugünkü yerinde de 1 Temmuz 1911 tarihinden itibaren düzenli olarak meteoroloji gözlemleri, meteoroloji parametreler gözlenmeye başlanıyor. Tam buralarda günümüzde tabii herkesin aslında deprem ülkesi olan ülkemizde herkesin de algısı o yönde işlediği için haksız da değil insanlar. Dediğim gibi rasathanemiz 1895'ten beri deprem gözlemi yapıyor. Yani şu anda bir özelliği daha rasathanenin yani Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nden Cumhuriyetimize miras kalan en önemli bilim yuvası. Ve sadece bir araştırma yapılmıyor. Sadece bir servis hizmeti yok. Hem araştırma hem servis hem uygulama, eğitim hepsi bir arada olan yani günümüzde tek bir kurum. Çünkü hiçbir şey okuyamıyorsunuz. Normalde bunların genliklerini, fazlarını falan okuyorum. Şu şekilde, daha doğrusu kalite şu şekilde olması gerekirken olan bir şey yok. Evet. Çünkü çok tabir ediyorum. Bir kurumun yaptığı açıklamayı yaparsınız. Sonra çıkarsın, gri dersin. Sürekli bu işin bir yeri var ki deprem konusunda. Bak
vatandaş bunu bilmeksin, vatandaş olacak mı? Bir de okursa bize ne olur?